Hocama teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiği için. Şimdi öncelikle bir akışa bakarsak, kısa bir CD'mi ve Balkan Medical Journal'la birkaç kelimeyle anlatmak isterim size. Daha sonra çalışmanın sunumun amacını takdim edeceğim ve kısaca çok kullanılan guideline'ları sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Öncelikle etik bir deklarasyon yapmak isterim. Herhangi bir çıkar çatışmanın bulunmadığını ve bu sunum için herhangi bir destek almadığımı açıkça ifade ediyorum huzurunuzda. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 24 yıldır çocuk cerrahisini öğrenmeye, bir miktarda öğretmeye çalışıyorum. Web of Science'e göre H-faktörüm 10, Google School'a göre de 15. Balkan Medical Journal'da yaklaşık 14 yıldır çalışıyorum. Önce yazar olarak birkaç makale gönderdim. Daha sonra hakem olarak çalıştım. Şimdi de editör pozisyonunda aynı zamanda tıp fakültesinde de dekan yardımcısı olarak görevimi devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi bizim Balkan Medical Journal'a bakarsak 34 yıldır bir yayın hayatı olduğunu görüyoruz. 34 yıldır sirkülasyondayız. Web of Science, Medline, Permanent Sensor gibi birçok önemli dizinde yer alıyoruz. Yılda 6 sayı basılıyor. 1900 yazı geliyor bize. Kabul oranımız %4,5'lar civarında. Geçen yılki impact faktörümüz 0,5'ti. Bu sene 1 civarında olmasını bekliyoruz ki bu da yani Balkanlarda önemli bir rakam. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de tıp, genel tıp dergileri içerisinde birinci sırada olacağını öngörüyoruz. Genel değerlendirme açısından baktığımızda da herhalde ilk 5'te olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bu çalışmanın amacı biraz evvel ifade ettiğim gibi tıpta kullanılan guideline'ları tartışmak, bir arada nasıl kullanabileceğimizi, bunları nasıl günlük yaşantımıza yansıtabileceğimizi paylaşmak. Şimdi bu burada tabii sunulacak olan, tartışılacak olan guideline'lar temelde tıpta kanıta dayalı veri üzerinden hareket etmek mecburiyetinden yola çıkarak ortaya konulmuş. Genel olarak bunların 2000'li yılların başından itibaren tartışılmaya, konuşulmaya, yazılıp çizilmeye başlandığını görüyoruz. 2000'in ilk 10. dekatının başında da diyelim ya da sonunda da artık belli bir noktaya ulaşılmış ve bir takım listeler ortaya konmuş. Genel olarak birçok uluslararası International Committee of Medical Journals, World Association of Medical Editors, European Association of Science Editors gibi birçok uluslararası komite bunların kullanılmasını öngörüyor. Şimdi biz de Balkan Medical Journal'ın web sayfasına baktığımızda bir useful links butonu görüyoruz ve orada aslında reporting guidelines ile ilgili bir şey var, link var bizde. Bunların içerisinde de işte biraz evvel ön sunumda ifade etmeye çalıştım. Birçok guideline olduğunu görüyoruz ve en çok aslında kullanılanlarda bu konsortla stroke dediğimiz guideline'lar. Peki benzer bir şekilde Türk-Alman dergisine baktığımızda da aslında bunların yani yazarlara bilgi bölümünde de bu tür bilgilendirmeler yaptığını gördüm ben. Bunu da memnuniyetle karşılıyorum. Tabii bu aslında bilimsel okur yazarlığımızın entelektüel düzeyimizin de bir göstergesi. O yüzden bu tür bilgileri aslında birçok iyi çalışan derginin yazarlara bilgi bölümünden ulaşmak kolayca mümkün. Evet. Şimdi sabahki konuşmada da bir miktar arz etmeye çalıştım. Aslında bütün bu olup bitenler çok fazla baş döndürücü hızla tartışılmakta. Ve yani bir başı bozukluk olmasın diye düşünüldü muhtemelen. Ve bunun içinde bir çalışma grubu ortaya çıkmış. Bunların çoğu sivil inisiyatif, kendilerine durduk yere görev çıkaran insanlar ve Equator Network isimli bir grup oluşturuyorlar, bir iletişim ağı oluşturuyorlar. Burada amaç çok bilimsel çalışmaların, sağlık alanında yapılan bilimsel çalışmaların kalitesini ve şeffaflığını arttırmak. Buna yönelik işte bir platform oluşturmuşlar. Şimdi
Burada aslında bana göre yani en dikkat çekici noktalardan biri baktığımız zaman işte bu guideline, reporting guidelines dediğimizde bunun birkaç tane değil. Aslında toplamda bakın burada Equator Network'te kayıt altına alınmış toplam 351 tane faydalı guideline olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii bu bizim için biraz karmaşık gibi görünse de aslında bizi disiplinize etmek için yazdığımız makaleleri, yazıları işte çöpe gitmesin diye, emeğimiz boşa gitmesin diye ortaya konulmuş bir beyin fırtınası aslında bir yönüyle. Şimdi ilk olarak ben K'yle sizinle paylaşmak istiyorum. Case Report Guidelines. Efendim, case reportlarında guideline olur mu? Oluyor. Çünkü burada da işte bir takım başarısız çalışmaların ya da işte hakikaten çok kıymetli yazılar ya da olgular olsa da bunların hani düzgün bir şekilde yazılamadığı için reddedilmek durumunda kalındığını görüyoruz. Biz bunu kendi günlük pratiğimizde de yaşıyoruz. Ben Murat Hocam'a da katılıyorum. Yani eğer dergicilik alanında çalışma yapılıyorsa mutlaka bu olgu sunumlarıyla biz uğraşmak zorundayız. Yani impact faktörü ne olumsuz etkilese de bunlar. Bunları biz de değerlendirmek, kıymetlendirmek ve bir şekilde disiplinize etmek durumundayız ve sunmak zorundayız sağlık alanında yapılan bilgi havuzuna. Dolayısıyla bizim kullanacağımız bir yol haritası olması lazım. İşte bu sunuluyor K tarafından. Kim kullanacak bu guideline'ı? Otörler, işte dergiler, editörler, araştırmacılar, sağlık alanında çalışan işte bu guideline geliştiricileri, okullar, klinisyenler ve hastalar. Bakın biraz evvel bir arkadaşımız bize örnek verdi. Bir olgu sunumundan yola çıkarak hastalar sizden bir takım şeyler isteyebiliyorlar. Dolayısıyla burada da biraz evvelki aslında yapılan sunumda ifade edilen pratiği görmüş oluyoruz. Şimdi olgu sunumları gerçekten işe yarar mı? Tabii ki özellikle çok nadir olgularda, yeni olgularda, daha önce bilinmeyen olguların ortaya konulmasında bir takım tedavi edici ajanların ya da yöntemlerin faydalı ya da zararlı etkilerin ortaya konulmasında ve özellikle problem bazlı tıp eğitiminde olgu sunumlarının işe yaradığını görüyoruz. Dolayısıyla burada disiplinize olmaya gerçekten de ihtiyacımız var. Eğer biz belli bir disiplin içerisinde bunu yazabilirsek ve editörler bu konuda kendilerini huzursuz hissetmeden bir yazıyı kabul edeceklerini ya da reddedeceklerini karar verebilirse herhalde herkesin işi kolaylaşmış oluyor. Baktığımız zaman aslında çok da hani karmaşık olmayan bir görüntü var bana göre. Tabii genel olarak bir genel olarak dergilerde kullanılan olgu sunumu yazımı formatı dışında bir aslında bir tablo bu. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Nedir? İşte başlık olur, özet olur. Olgusu kısaca tanıtılır ya da ayrıntılarıyla tanıtılır ve tartışma olur. Şimdi burada genel bir tanımlama yapılmış ve bu genel tanımlamada her bir aslında ana grubun ve alt başlığın nasıl ifade edileceği, nasıl yazılacağı, nasıl ayrıntılandırılacağı açıkça yazılmış. Ve sayfanın bu bana yakın olan kısmında da hangi sayfada bunu sizin zikrettiğiniz, ifade ettiğiniz yazılsın, ifade edilsin isteniyor. Burada ayrıntılara çok fazla girmeyeceğim. Yani hepsini tek tek ilerlemeye kalkarsak gerçekten çok sıkıcı olacağını düşünüyorum ama şu mesajı vermem gerekecek. Başlıklarla ilgili şimdiye kadar söylenen şeylere koyacağım, ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Aslında burada da söylenen o. Yani birçok konuşmacı arkadaşımız başlıkların niteliğini burada ifade etti. Ben de ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Ama olgu sunumlarında başlığın aslında özeti okuyup okumayacağımıza, özetin de yazının tamamını okuyup okumayacağımıza, okumayacağımıza karar verdiğimiz parametreler olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Sonuç itibariyle informed consent ile ilgili bir vurgu yaptık zaten biraz önceki konuşmalarda ama bizim gibi dergiler informed consent olmayan olgu sunumlarını kesinlikle kabul etmiyor. Bu çok zor bir şey değil. Zaten birçok şeyde hastanede genel onaylar alınırken verilerinde tıbbi amaçlarla kullanacağını hastalar onayı vermiş oluyorlar.
Şimdi stroke'la ilgili konuşalım biraz. Stroke, gözlemsel çalışmaların değerlendirilmesi için kullanılan bir checklist. Bu checkliste göre observational çalışmaların ne olduğunu hatırlarsak, observational gözlemsel çalışmalar deskriptif ve analitik olmak üzere iki gruba ayrılır. Deskriptif olanlar, olgu sunumları, olgu serileri, cross-sectional study ile çalışmalar. Analitik olanlar da yine cross-sectional survey ile olgu kontrol çalışmaları ve cohort çalışmaları. Bunlar içerisinde consort, şöyle yapalım, consort analitik olanlar için önerilmiştir. Şimdi peki case kontrol neydi? Ki hastalıklı ve kontrol hastalıklı grup ile kontrol grubunun bir faktörün varlığı ya da yokluğu açısından değerlendirilmesi. Bu retrospektif olarak yapılıyor biliyorsunuz. Cross-sectional çalışmalarda kesitsel çalışmalar hastalıklı ve sağlıklı grubun bir süre gözlenmesiyle gerçekleştiriliyor. Cohortlar ise case kontrollerin tersi. İşte stroke da bütün bu elde edilen verilerin disiplinli bir şekilde toparlanması, yazıya dökülmesi ve bu süreç esnasında da herhangi bir problemle karşılaşıldığında checkliste dönülüp bu problemin checklist üzerinden giderilmesi amacıyla kurgulanmış bir süreç olarak kabul edebiliriz. İşte sorunun sayfasında hangi dergilerin bunu kullandığı ve aslında PubMed'de de stroke ile ilgili ne tür yazılar olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi burada biraz evvel ifade etmeye çalıştım. Birçok çalışmada, gözlemsel epidemiolojik çalışmada kullanabiliyoruz stroke'u ama benim ilgimi çeken aslında yani bu şeyi ziyaret edinceye kadar da bilmediğim, örneğin konferans özetlerini yazarken bile siz konsort kullanarak elinizi güçlendirebilirsiniz. Çünkü bilmiyorum sizde nasıl ama bizde mesela her konferansa, çocuk cerrahisinde her konferansa gönderdiğiniz her özet kabul edilmiyor. Belli bir elemeden geçiriliyor. Yurt dışında da öyle olduğunu biliyorum. Hem dünya hem Avrupa kongrelerinde. Dolayısıyla burada stroke'un kullanılabileceğini ben de bu çalışmayı hazırlarken öğrenmiş oldum. Ama onun dışında işte olgu sunumları, case kontroller, cross-sectional çalışmalar ve cohortlar zaten stroke için. Evet, şimdi yine başlık introduction ile ilgili çok fazla bir şey söylemeden doğrudan metodolojiye odaklanmamız lazım. Temel farklılıklar çünkü bu, burada yani her yazıda, her farklı karakterdeki çalışma tipinde temel farklılıklar metodolojide. Şimdi gözlemsel epidemiolojik çalışmalarda da özellikle çalışmaya alınan katılımcıların niteliklerinin açıkça ifade edilmesi bekleniyor. Buradaki demografik veriler çalışmanın niteliği, prospektif ya kesitsel ya da retrospektif olup olmadığı ve bu süreçlerde izlenen yol açık bir şekilde ifade edilmeli. Bunun dışında yanlılık oluşturabilecek süreçler tanımlanmalı ve bu yanlılıkla ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi için maksimum gayretin gösterildiği açıkça ifade edilmeli. Biraz evvel tartışıldı. İşte çalışmanın popülasyonun hesaplanması ile ilgili ya da ortaya konması ile ilgili gerekli özen gösterilmeli. Ve bütün bunların hepsi daha çalışmanın başında planlama aşamasında ifade edilmelidir diye burada söylenmekte. Tabii biz aslında çalışmayı başlamadan evvel bu checklistleri dikkatli bir şekilde kontrol eder ve bunun farkındalığı, bunun farkında bir şekilde adımımızı atarsak bu durumda açıkça görülmektedir ki checkliste boğuşmadan ya da editörlerin işini zorlaştırmadan, hakemlere fazla eziyet etmeden çalışmamızda mutlu sona ulaşma şansımızı arttırabilmekteyiz. Tartışma yani şeyle ilgili, sonuçların sunulması ile ilgili tamamen metodolojinin paralelinde bir durum var tabii ki. Sonuçta results kısmında, yazının results kısmında katılımcıların değerlendirmesiyle elde edilen veriler açık bir şekilde ifade edilecek deniyor.
Tartışmada ise biraz evvel de söylendiği gibi işte anahtar sonuçlar, esas ana sonuçlar açıklanırken, özetlenirken meditasyonların vurgulanması unutulmamalı ve özellikle verilmek istenen mesaj net bir şekilde süzülerek fazla literatür irdelemesine girmeden gereksiz literatür kullanılmadan anlatılmalı da deniyor. Şimdi konsortla ilgili çok konuşuldu ve sitesinde özellikle 2010 yılının dokümanlarını bulmak mümkün. İki dokümanı burada önemsemek gerekiyor. Bir tanesi checklist, bir tanesi de flow diyagramı, akış diyagramı. Şimdi konsortla ilgili ya da prospektif randomize kontrollü çalışmalarla ilgili ya da randomize kontrollü çalışmalarla ilgili en önemli vurgu aslında şu akış diyagramının olması. Akış diyagramı olmazsa olmaz bir zorunluluk. Dolayısıyla konsortun kendisinde bu zaten bir alt başlık olarak bulunuyor. Efendim konsortla ilgili tabii çok önemli bir adım bence. Türkçe geçerli ve güvenilirliği kanıtlanmış bir liste var. Bu listeyi de kullanabilirsiniz. Başka dillerde de konsort çevrilmiş vaziyette bulunabilir ama burada Türkçe'nin bulunması da sevindirici. Randomize kontrollü çalışmalarla ilgili çok konuşuldu. Dolayısıyla çok fazla ayrıntıya girmiyorum ama bütün bu konuşmaların özeti aslında konsort. Baktığımız zaman işte simple size, randomizasyon şekli, gruplandırmalar, körlüğün nasıl olduğu, bu körlüğün gerçekten olup olmadığı net bir şekilde tanımlanmış olmalı. Kullanılan istatistiksel metot net bir şekilde açıklanmış olmalı. Tabii aslında konsortla ilgili her vurgulama yapıldı. Tekrar söylememiz gerekiyor. Kayıt meselesi. Bakın kayıt yapılmadan bir randomize kontrollü çalışmanın sunulması, bitirilmesi ya da editörün ikna edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu kayıdın yapılması, bu numaranın deklare edilmesi ve bunun net bir şekilde ispatlanmış olması gerekir. Bu birçok işe yarıyor. Bunlardan kısaca bahsedersek işte Balkan'dan ulaşabiliyoruz bu clinical registration number'lara ve çeşitli ülkelerde bunun varlığını görüyoruz. En çok kullanılan Amerika'daki ulusal kayıt sistemi ama bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün, Avrupa Birliği'nin, işte Kanada'nın, Almanya'nın, Kore'nin, Japonya'nın bu tür kayıt sistemleri var. Türkiye'de ne yazık ki şu an için yok ama tahmin ediyorum birkaç yakın gelecekte, yani birkaç belki yıl içerisinde Türkiye'de de böyle bir sistemin olacağını düşünüyoruz. Biz Balkan'da böyle bir inisiyatifi başlattık ama ne yazık ki işte şu son dönemde çok etkin bir şekilde adım atamadık. Özellikle bununla ilgili TÜBA'dan, YÖK'ten katılımcıların olduğu bir toplantı düzenledik ama ne yazık ki gerçekleştiremedik o toplantıyı. Bunları alabilmek için burada basit bir simülasyon yaptım ben. Başvurmanız gerekiyor. Bir süre sonra geliyor size numara. Numara geldikten sonra bir giriş elde ediyorsunuz. Giriş hakkı elde ediyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Burada da konsort akış diyagramını biraz evvel hocam gösterdi. Çok fazla ayrıntıya girmek istemem tekrar ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Bunlar konsortun web sitesinde Word dokümanı olarak var. Ben düşündüğüm için Word dokümanı olarak konulmuş bu diye. Çok basit aslında sebep. Onu alıp kullanın. Yani burada hiçbir mahsur yok. Dikkat ederseniz şu diyagramla biraz evvel sunulan makaledeki örnek makaledeki şekil aynı. Yani siz bunu alacaksınız Word dokümanında boşlukları dolduracaksınız. Kim dışlandı, kim dahil edildi, gruplandırma nasıl oldu, takip nasıl oldu, sonunda analiz nasıl yapıldı bunları açıkça yazacaksınız. Bu kadar da aslında kolaylaştırılıyor iş açıkçası. Renay'la ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Hayvan deneylerinin checklisti. Amacı basılan bilgiyi maksimize etmek ama gereksiz çalışmaları da minimalize etmek olarak algılanmış. Yine materyal metot bölümüne odaklanırsak
Burada dikkatimizi çeken şey şu, nasıl yapıldı, deney nasıl yapıldı, hayvan deneyinin nerede yapıldı, hangi dönemde yapıldı, neden yapıldı açıkça anlatılmalı. Deney hayvanları ırk özelliklerine varıncaya kadar, ağırlıklarına varıncaya kadar tanımlanmalı. Bunların hangi koşullarda bakıldığı, takip edildiği ifade edilmeli ve nasıl gruplandırıldı, gruplandırma esnasında nelere dikkat edildi, örneklerin nasıl seçildiği açıkça yazılmalıdır diye burada söylenmekte. Şimdi diagnostik accuracy çalışmalarına gelirsek burada START dediğimiz bir checklist var. Yani geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları. Bir test için yapabilirsiniz bunu. Bir ameliyat yöntemi için yapabilirsiniz. Bir tanı yöntemi için yapabilirsiniz. Burada bir altın standart test var. Bir de index test olarak değerlendirilen deneme testi var. Bunların ikisini karşılaştırarak yeni ortaya konulmaya çalışılan yöntemin niteliği tartışılıyor bu tür çalışmalarda. Bazı anahtar sözcüklerden siz diagnostik accuracy çalışmalarını tanımlayabilirsiniz. Sensitivite, spesifite, index test, pozitif negatif predictive values, cutoff değeri, işte rock curve gibi bir takım sözcükleri gördüğünüz zaman bilin ki bu bir diagnostik accuracy çalışmasıdır ve burada START kullanılması gerekir. Bu tür bir makaleyi eğer almışsanız, hakemlik yapıyorsanız, incelemeniz istenmişse de o zaman START'a göre bu değerlendirmeyi yapabilirsiniz. START'ta da yine baktığımız zaman metodolojide tam olarak vurgulanan şey test edilen yöntemin özelliklerinin ortaya konulması ile ilgili. Bu test neden gerekti? Mevcut testler niçin işe yaramıyor ya da mevcut testlerin sensitivitesi, spesifitesi ne durumda? Bu testin sensitivitesi, spesifitesi neye göre belirlenecek? Bunların hepsinin tanımlanmış olması ve sonuçta da buradaki yapılan değerlendirmenin ifade edilmesi olması bekleniyor. Bakın şurada dikkat ederseniz Other Information kısmında burası içinde bir kayıt sistemi öneriliyor. Dolayısıyla siz bu tür bir çalışmaya hakem olarak değil, bir yazar olarak ya da araştırmacı olarak katılıyorsanız o kayıt sistemini de kullanmanız gerekecek. START içinde bir diyagram var. Bence tesadüf değil. Aynı şey orada da söz konusu. Bu doküman bir Word dosyası olarak ilgili web sitesinde bulunuyor. Siz bu Word dokümanını alıyorsunuz, boşlukları dolduruyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şey bu. Tabii bu hazırlık aşaması ayrı bir beis. Ona hiç girmek istemiyorum ama sonuç itibariyle dahil edilen araştırılan, ölçülen testin ayrıntılı özellikleri burada ifade edilmekte. Prizma Muğuz'la ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. İşte hocamız biraz evvel bayağı uzun bir şekilde anlattı. Benim aslında ona ekleyeceğim hiçbir şey yok neredeyse. Klinik ve deneysel çalışmalar için Prizma halk sağlığı çalışmaları için de Muğuz'un kullanılması öneriliyor. Hızlıca bunu geçiyorum. Diyagramı tanıyorsunuz. Ben Prospero ile ilgili bir iki şey söylemek isterim. Bu Prospero de işte meta analizlerin ve sistematik revüllerin kayıt sistemi. Burada aslında clinical trials kayıt sisteminden bana göre en önemli fark, yani yaşadığımız için de biliyorum, söyleyebilirim size. Şimdi klinik çalışmalarda kaydı çalışmaya başladıktan sonra geri dönük olarak yapabiliyorsunuz. Belli bir dataya ulaştıktan sonra o datalarınızı oraya yükleyebiliyorsunuz. Hangisini tercih ediyorsanız işte. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği'ninki, Amerika'nınki, her kiminki ise. Ama Prospero için böyle bir şansınız yok. Prospero'da eğer bir meta analiz yapacaksanız bu kaydı mutlaka daha çalışmanın başında yapmanız, girmeniz, bitirmeniz, bu işi halletmeniz gerekiyor. Yoksa çalışmanın sonunda Prospero size bu izni ne yazık ki vermiyor. Peki bu ne işe yarayacak? Bu işte yazınızı gönderdiğiniz editörün sizin aslında ne kadar ciddi, ne kadar ayrıntılı çalıştığınızı, elinizdeki verileri ne kadar şeffaf bir şekilde paylaştığınızı ve bu süreçte de
düzenli bir şekilde verileri bilgili kayıt sistemine girerek aslında işinizi ne kadar hani önemseyerek ya da detaylandırarak yaptığınızı gösterir bir kanıt olacaktır. Şimdi kısaca tekrar bir bakacak olursak bu checklist gruplarına stroke gözlemsel çalışmalar için kullanılan bir checklist'tir. Case kontroller, cross-sectional çalışmalar, kesitsel çalışmalar, kohortlar stroke checklist'ine göre değerlendirmelidir. Consort, randomize kontrollü çalışmalar için kullanılan bir checklist'tir. START, diagnostic accuracy çalışması için kullanılan, çalışmalar için kullanılan bir checklist'tir. PRISMA, MOOS, meta-analiz ve sistematik review için kullanılır. ERI, deneysel çalışmalar için kullanılır. İşte o 351 checklist'ten bir tanesi olan trend non-randomize çalışmalar için kullanılır. Özellikle halk sağlığında yapılan deneysel ya da gözlemsel çalışmalarda. Burada tabii care'e eklemek lazım. Biraz evvel ifade etmeye çalıştığım gibi care'de olgu sunumları için kullanılan bir checklist'tir. Kaynaklarımı burada arz ediyorum. Genellikle bizim yine değerli istatistik danışmanımız Necdet Hocamızın iki makalesi ve diğer ilgili resmi web sitelerde yer alan kaynaklar açısından. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sıkıcı bir toplantı olmadı. Sorular varsa tartışabiliriz. Diyebilir miyiz ki biz balon sıfır yapıyor? Zaten
Yani sıfır her zaman bir soru işaretidir. Elektronik kadar bu sıfır gibi rakamlara çok takılırlar. Böyle bir şey biyolojik olarak zaten olmaz. Ama buradan yola çıkarak diyebilir miyiz ki acaba balonda sıfır yapışık oluyor da spiralde %20 yapışık oluyor? Bu nedenle yine de balon spiralden daha düştüdür. Bence teorik olarak yine de denemez. İdeal olanı hastalar homojen olarak randomize edilir. Randomize edildiği zaman zaten bütün confounder'lar elimine olur. Mesela ameliyatı yapan kişi elimine olur. Çünkü ameliyatı yapan kişi de iki gruba eşit dağılacaktır otomatikman. Randomize bir çalışma yaptığımız zaman. Farklı kişiler ameliyatı yapsa da, hastaların kiloları farklı olsa da, septum büyüklükleri veya aşermandaki o yapışıklık derecesi farklı olsa da, otomatikman bütün confounder faktörler, bizim aklımıza gelen ve aklımıza gelmeyen confounder faktörler iki grupta da eşit dağılacaktır teorik olarak yeterli sayıda hasta aldıysak. O zaman iki gruba randomizasyon olan bir gruba balon, bir gruba spiral konularak yapılır. Bu çalışmanın neticesinde hani second look histeroskopi yapılır ideal olarak, tabii HSG de bir parametredir ama second look histeroskopi yapılarak tabii yeterli bir follow-up periyodu da lazım. Mesela yapışıklık oluşması için 15 gün gerekiyorsa biz birinci haftada baktıysak o da bir yanlış iş. Bakarız 3 ay mı gerekiyor artık ne kadar bir follow-up gerekiyorsa second look yaparız. Bu iki grup arasında yapışıklık yönünden fark varsa randomize kontrollü çalışmanın neticesinde o zaman diyebiliriz ki evet balon spiralden üstündür veya spiral balonlar üstündür. Çok ummadığımız sonuçlar çıkabilir. Veya üçüncü senaryo, buna da hazırlıklı olmak lazım. Balonla spiral arasında hiçbir fark yoktur. Bu üç senaryonun üçüne de baştan hazırlıklı olmak lazım. Amerika'nın çoğunda da şöyle bir yazı yayınlandı biliyorsun abi. Üreten doğumu önlemek için iki tane randomize kontrollü çalışmada plasaboyu kaldırdılar. İki tane etken maddeyi karşılaştırdılar. Ne oldu? Şöyle oldu. Vajinal progesteronla plasaboyu karşılaştıran randomize kontrolü çalışmaları topladılar. Colin. Öbür taraftan da oral progesteron, depo progesteronla plasabo olan çalışmaları topladılar. Plasaboları kaldırıp depo ile vajinali karşılaştırdılar. Sonra da vajinal etken çıktı. Bunu hem yayınladılar hem de dünyada bir patlama yaptı. Yani vajinal kullanımla ilgili. Network metanizm. Peki bu vaka kontrollülerde kullanılabilir mi? Vaka kontrollüler, randomize çalışmalarda plasebo kontrolü. Farklı ülkelerden yapabilirse İşin içinde cerrahi varsa olmaz hocam. Ama cerrahi yoksa ve homojense. Diğer çalışmalarında çok da bilmiyorum. Ben onu da üstlendim. Yeni çıkan biyolojik karşılaştırma çalışmayı. Hiç kafa kafaya çalışma yapmıyor ama. Öyle sonra kendi verilerini böyle bir kıyaslama şeklinde tekrar bir çalışma sonucu olarak yayınlıyor. Yani hiçbirisi şimdiye kadar kafa kafa çalışmasını yapmadı. Ama hepsi yayınlanmış önceki çalışmalara dayanarak kendi sonuçlarını onun üzerinden yoruluyor. Kafa kafa çalışmayı yapmıyorlar. Bu da hastayı konu şey yapmak gerekiyor. Aksi çıkabilir. Aksi çıkabilir. Karşı taraftan ilacı parası ödemek zorunda. Pahalı ilaç var bunlar. Sonuçta karşı tarafı ilacı parası ödemek istemiyor. Onun için plasebo ile karşılaştığımız iki grupta plasebo ile çıkıyor. İki grubu birbiriyle karşılaştırıyor. Hocam şeyde yani cerrahide plasma dediniz ama hiçbir şey yapmıyor dediniz sonradan. Yani plasma dediğiniz grupta hiçbir şey yapmıyoruz dedik. Plasma grupta şöyle. Bu plasma böyle yapılabiliyor dedim. İlaç çalışmalarında. Cerrahide de plasma değil de kontrol grubu var. Yani içine balon koydum bile koymadım grup var. Health kontroller. Health kontrolleri kaldırıp aynı şeyi karşılaştırabilir miyiz diyor. Beyin fırtınası yapıyor. Yani gecenin sonuna... Cerrahi sonrası yapıyorlar beni. Gerek bana ne dedik yani? Balonu koy.
spreyli koymak arasında fark var mı? Yani balonla spreyle direkt karşılaştıran çalışma yok. Herkes vaka kontrolü çalışma yapmış. Koymuş, koymamış. Yapmış, yapmamış. Yapmamışları ortadan kaldırıp iki tane yapmışı bir arada karşılaştırabilir miyiz diyorum. Bunun iki tanesi var mı çıktı ortaya? Benim, yani ben gözleyebildiğim kadarıyla. Bir tanesi istatistikçi bakış açısıyla. Dedi ki istatistikçi. Bir, mümkündür bu. Bir, bu modelleme yapılabilir. Bu modelleme limitasyon kendi içinde limitasyonları vardır. Yani artıları eksileri vardır. Bunu tanımlamak. Buradan bir sorun çıkar dedi. Başka bir yorumda. Tamam bu iki çalışma var. Ama bu iki çalışmanın hani tek bir kanal, tek bir yol üzerinden olmadığı gerçeğinden yola çıkarak birileri kalkar. Etik kurulu onayını alır. Bunu prospektif randomize bir kontrollü çalışma olarak planlar dedi. Tabii zaten onu planlamak üzere böyle bir şey ortaya atılıyor. Bu da hani analizlerin yorumu biçiminde yazılıyor. Ondan sonra birileri çıktı zaten randomize kontrollü çalışma yaptılar daha sonra onunla ilgili. Hocam onu baştan söyleseydiniz. Yaptılar ama aradan birileri de arada metanalizle şey yaptı, yayın yaptı yani bunu. Ha, tamam işte. Sonuçlar bu güzel soru. Yani. Fark vardı. Başarılı kullanım daha üstündü. Daha sonra kullanımda fark olmayan çalışmalar da çıktı. Peki yayınlanan yazıyı nasıl kabul ediyor? Haber kurumlarında kabul ediyor. Yok ya hayır nasıl kabul ediyor? Yani ilaç çalışmaları yapılıyor dediler bile. Yok şu açıdan. Yani kendisi bir yani randomize kontrol çalışmalar yapıyor. Fark olmayacaksa bir adı var bu çalışmada. Ama o da yani adı da koyuyor. Adı var. Non-cooperatif ya da öyle bir şey var. Yani tam şimdi adını hatırlamıyorum. Yani istatistik açısından matematik modelleri var. Hata payları ve heterojeniteyi yaparsan yapabiliyorsun. Bunda bir şey yok. Ben sorusu olanlar Mustafa Hoca'ya arkadaşlar. Herhangi bir çalışma yaparken o çalışmaların Equator Network'ta guideline'da bakıp da yaparsanız reddedilme oranınız azalır. Reddedilme oranınız azalmaz sadece revizyon oranınız azalır. Hatta çalışmayı planlarken daha kendinizi rahat hissedersiniz. Daha kaliteli bir çalışma planlarsınız. Burada insan oturup bir sürü gaydan yapmışlar. Bunlar da çok gerçekçi altyapısı olan şeyler. Hepsinde var. Önce onu okuyup ona göre planlamakta fayda var. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu videoya geldiniz.